Hollanda'nın kuzeyinde Amsterdam'a yarım saatlik otobüs mesafesinde aynı zamanda eski bir balıkçı köyü olan Volendam'dayız bugün. Burada yaklaşık 20 bin küsur kişi yaşıyor. Küçük bir yer burası ama aynı zamanda bir hayli de turistik. İnsanların buraya gelmesinin ana sebebi ise burada bulunan Hollanda'ya has mimarili, ahşap yapılı renkli evler. Tabii bunun yanında bu şehirde bulunan dar sokaklar, kanallar ve bu kanalları birbirine bağlayan köprüler de insanları buraya çekiyor. Eğer şehre cumartesi günü gelirseniz şehrin hemen girişinde Europoplein denilen meydanda bir pazar da kuruluyor. Ama bu hafta az stand var gördüğüm kadarıyla. Çünkü biz daha önce de gelmiştik ve çok daha fazla stand vardı. Bu ara okulların tatil olduğu dönemde pazarcılar bile izne çıkıyorlar. Bunu yaşadığımız şehirde görmüştük. Adam oraya yazı asmış. İşte iki hafta boyunca stand olmayacağım çünkü tatile çıkıyorum diye. Şimdi Volendam limanına gidelim. Oradan şehri gezmeye başlayalım. Aslında Volendam çok yakında bulunan Edam diye başka bir kasabanın limanıymış yüzyıllar önce. Yani 1300'lerden falan bahsediyorum. Sonra Edam'dan Kuzey Denizi'ne daha kolay erişebilecekleri bir kanal açmışlar ve bu şehir atıl kalmış bu kasaba. Sonradan da balıkçılar buraya yerleşmiş ve burayı günümüzdeki bu haline getirmiş. Şimdi aslında burada gördüğünüz su birikintisi Markermeer Gölü. Yıllar önce 1930'larda Kuzey Denizi'nden bir setle ayrılmış. Daha sonra o ayrılan kısım bir daha ortadan ikiye başka bir setle tekrar ayrılmış. O ikinci ayrılan kısım da Markermeer Gölü. Asıl amaç buradaki suyu kurutup bu toprağı kazanmakmış. Ama 1980'lerde finansal nedenlerden dolayı bu proje bir tarih belirlenmeden askıya alınmış. Günümüzde de bir göl olarak bulunmaya Hollanda'da devam ediyor burası. Buranın ortasında bir ada var. Marken Adası. Bu hemen solumuzdaki feribot da o adaya gidiyor aslında. Ben de günün ilerleyen saatlerinde o adaya gideceğim. Oradan Amsterdam'a dönüp kendi şehrime döneceğim. Ama önce bir yemek yiyelim. Burası Volendam'ın ana caddesi Haven. Birçok yiyecek içecek dükkanı, hediyelik eşya dükkanı bu cadde üzerinde bulunuyor. Yani buraya geldiniz mi buraya mutlaka geleceksiniz. Ben de buradaki dükkanların kafelerin birinde yemek yiyeceğim birazdan. Buradaki popüler turist aktivitelerinden bir tanesi. Burası bir fotoğrafçı. Hollanda geleneksel kıyafetleriyle giyinip fotoğraf çekiliyorsunuz. Araştırınca Volendam'da ne yapılır diye bu yapılacaklar arasında çıkıyor. Geleneksel kostümle fotoğraf çekilebileceğiniz başka bir dükkan. Bunun gibi birkaç tane daha gördüm ilkinden sonra. Burada bayağı yaygın bir aktivite. Burada Cheese Factory diye bir tane dükkan var. Bu ana cadde Haven'da. Buraya girip ücretsiz bir şekilde birçok peyniri deneyebiliyorsunuz. Birçok peynir çeşidi bize farklı geliyor ama düz Gouda iyi. Bakın burası Haven üzerinde büyük bir hediyelik eşya dükkanı. Bir hediyelik eşya almak isterseniz buraya gelebilirsiniz. Ama bakın içeride ne gördüm? Galatasaray forması. Hatta Trabzonspor atkısı da var. Bakın şu ev satılıkmış. Bugün de bir emlakçı ofisinin önüne gidip buradaki ev fiyatlarına bakarız. Burada böyle postlar asılı. Bunları geçen geldiğimizde de görmüştük. Ne olduğunu anlayamamıştık. Buranın hemen yan tarafı bir hediyelik eşya dükkanı. Onlara sordum. Bunlar satılıkmış. Ortalama fiyatları 495 euro dedi ve halı gibi kullanabiliyorsunuz bunları dedi. Daha düşük kaliteliler de var daha ucuza dedi. Ama onlar sadece dekor amaçlı halı gibi kullanamazsınız dedi. İlginç bence bunların böyle bu kadar açıkta satılıyor olması. Hissiyatı da değişik. Gerçekten bir hayvana dokunuyormuşum gibi hissediyorum. Yani beklediğimden bayağı sert bir dokusu var. Bu otelin ismi Hotel Spandar ve Volendam'da bayağı ünlü. Çünkü sahibi burayı 1881'de açtığında dünya üzerindeki birçok sanatçıyı burada kalmaya davet etmiş. Bu sanatçılara Volendam'ı resmetmesi, buradaki insanları resmetmesi için bir stüdyo bile sağlamış. O sanatçılar da bunun bir karşılığı olarak o çizdikleri eserleri bu otelde bırakmışlar. Otel birkaç kere el değiştirmiş ama o eserlerden bazıları hala anladığım kadarıyla bu otelin odalarında ya da bu otelin içinde hala duvarlarda asılmış.
asılı. En son 2022 yılında korona zamanında batmış ve bir otel zinciri burayı satın almış ama günümüzde hala hizmet veriyor. Ama şu an burası bir renovasyon sebebiyle kapalıymış. Kalamazsınız o yüzden. Az önceki videoyu Haven'dan, ana caddeden çekmiştim. Ama otelin arka tarafı göle bakıyor. Şimdi yemeğimizi yedik. Şunu fark ettim. İnanılmaz İspanyol ve İtalyan var Volendam'da. Bazı şehirler, bazı ülkelerde çok popüler oluyor. Muhtemelen Volendam'da hem İspanya'da hem İtalya'da çok ünlü. Anladığım kadarıyla bunlar bir de tur. Çünkü hepsi birbirini tanıyor. Bütün İtalyanlar, İspanyollar birbirleriyle konuşuyorlar. Şimdi bir emlakçıya gidiyoruz. Volendam'daki ev fiyatlarını öğrenelim. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Giethoorn'da Asya ülkelerinde bayağı popüler bir yer. Bulduğum emlakçıda sadece dükkan tarzı yerler var. Satılık ve kiralık olarak ev göremedim henüz. Mesela bu Haven'da bir bina ve 1 milyon 90 bin euro isteniyormuş buna. Şöyle hem dükkan içi hem de üstü ev gibi anladığım kadarıyla. Yine başka bir bina. 2175 euro aylık kira isteniyormuş buna. Hemen şöyle gidersek yine burada başka bir dükkan ve üst katları bunların yani dükkan olarak kullanılıyor diye düşünüyorum yine. 1900 euro ve depolar var. Başka evde göremiyorum. Ha mesela şurada görüyorsunuz, şurada ikisini de kırmızı, hatta şuradaki üçünü de kırmızıya almışlar. Bu üçü birlikte satılıyor herhalde. Yani 1, 2, 3. Bunların üçü 1 milyon 100 bin euro. Aslında fena değil bu kadar turistik bir yer için. Ev fiyatlarını düşününce ev fiyatları genelde 400-500 bin euro civarı. Orta sınıf insanların aldığı evlerden bahsediyorum. Bakalım başka emlakçı var mı? Orada da ev fiyatlarına bakmaya çalışalım. Yürüme mesafesinde bir emlakçı daha buldum. Ama maalesef bunun camlarında da bir şey asılı değil. Yürüme mesafesinde başka emlakçı yok maalesef. O yüzden ev fiyatlarına bakamayacağız. Belki Marken'de deneriz. Sizin için internetten baktım ev fiyatlarına. Mesela şu ev eski tipik bir Volendam evi ve 1 milyon 125 bin euro. Baktığınız zaman içine de içi gayet güzel aslında. Şöyle bir ev 1 milyon 125 bin euro. Hemen altında yine o bitişik 3 katlı bahçeli evlerden var ve bu 335 bin euro, 119 metrekare. Bir üstteki 214 metrekareymiş. Bunların hepsi Volendam'ın merkezi bu arada. Hemen altında 158 metrekarelik 405 bin euroya bir ev var. Bunların tabii enerji seviyelerine de bakmak lazım. Mesela bu C'ymiş. C olduğu zaman biraz fazla elektrik, doğalgaz ödeyebiliyorsunuz. Bir üstündeki E'ymiş. Şurada 76 metrekarelik tatlı bir ev var 250 bin euroya ama küçük tabii ki. Yani fiyatlar evin büyüklüğüne. Şimdi lokasyonuna da bakamıyoruz. Lokasyonuna, ondan sonra enerji sınıfına göre çok değişiyor. Ama 340 bin gördüm şurada. Mesela burada 1 milyon 50 bin euroluk bir ev var. Yani fiyatlar gerçekten çok değişken. Ama düşük metrekareye 300 bin civarı diyebilirim. 62 metrekare 335 bin. Bir fikir oluşturmuştur diye düşünüyorum. Hemen bakın kanal yanında. 650 bin euro. 199 metrekare. Hemen içine de bakalım. Bakın bahçesi kanala bakıyor. Bu şekilde. Şimdi videonun başında bahsettiğim buranın kanalları bulunan, o kanalları birbirine bağlayan köprülerin olduğu dar sokaklı şirin bölgedeyim. Buranın ismi Dolhof. Gerçekten çok tatlı bir yer burası. Hemen Haven'ın bir paralel sokağı aşağısı. Dolhof'ta dar sokaklarda gezerken bir köprü ve bir kiliseye de denk geldim. Burası da kilisenin önündeki kanal hemen. Su daha temiz olsun isterdim ama bir hayli yosun tutmuş. Muhtemelen durgun bir su bu. Bakın şu evlerin hepsine kendi köprüsünden geçiyorsunuz. Önü kanal. Burası Haven'ın hemen bir arka tarafı. Yani Haven hemen şu evlerin arkasında. Biz de hem eve hem de ara sokaklara ait olan bir köprüden geçelim.
Ve bakalım güzel evler bulabilecek miyiz bu ara sokaklarda. Bileti botun yanaştığı yerin hemen yanındaki şu kulübeden alıyorsunuz. Tek gidiş 10 euro, gidiş dönüş alırsanız 17,5 euro. Şimdi markete geldik. Tam yarım saat sürdü feribot. İlk izlenim Volendam'a bayağı benziyor burası da. Şimdi bir yerde oturup bir kahve içmeyi düşünüyorum. Bir de ayakkabı yapan, bu Hollanda klasik ayakkabılarından yapan bir dükkan varmış Zanseşans'ta ziyaret ettiğimiz. Oraya da bir bakmayı düşünüyorum tekrar. Ondan sonra buradan otobüsle Amsterdam'a geri döneceğim. Marken aslında 1957'ye kadar karayla bağlantısı olmayan bir adaymış. Daha sonradan denize çekilen setle artık karaya bağlantısı var. Ben de zaten o set üzerinden otobüsle Amsterdam'a döneceğim buradan bugün. Buraya ilk 13. yüzyılda keşişler yerleşmiş, tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlar. Daha sonradan buraya yerleşen insanlar balıkçılığa dönmüşler. Hollanda'da çok az kedi görebilirsiniz dışarıda. Bu da muhtemelen zaten sahipli. Ama evden çıkmış. Hemen hırlamaya başladım. Şu an Marken aslında etrafındaki setlerle bir su felaketine, su baskınına karşı korunuyor. 1916 yılında bu ada da dahil olmak üzere Kuzey Hollanda'nın büyük bir kısmını bir su basıyor. 51 kişi ölmüş o su baskınında ve birçok evde büyük hasar almış. Tabii o felaketten sonra ekstra setler de çekilmiş denize. Günümüzde böyle bir felaketin olması bu ekstra setler sayesinde çok beklenmiyor. Umarız öyle bir şey yaşanmaz tekrar. Normalde bu arkamdaki dükkanda bu tahta ayakkabılar nasıl yapılıyor onu gösteriyorlar uygulamalı olarak, izleyebiliyorsunuz. Ama bir grup varsa şanslısınız. Gruplar gitmiş, o yüzden şu an bir gösteri yok. Biz bunu Zanseşans'ta izlemiştik. O videodan bakabilirsiniz merak ediyorsanız. Bildiğiniz basit bir makinayla bir dikdörtgen kütüğü aynı anahtar işler gibi işliyorlar aslında.
Marken'den otobüsle Amsterdam'a döneceğim şimdi. Ama maalesef ana tren istasyonu Amsterdam'ın. Buradan direkt bir otobüs yok. Amsterdam'ın biraz kuzeyine gidip oradan aktarma yapmanız gerekiyor. O denizin ortasında kurulmuş Marken'i karaya bağlayan setten geçiyorsunuz. Güzel bir yolculuk olacağını düşünüyorum o yüzden. Marken'i ve Volendam'ı iki şehri de beğendim ben. Ama zengin olsaydım nerede yaşardım? Muhtemelen Marken'de yaşardım. Çünkü buradaki evleri biraz daha sevdim. Biraz daha izole buldum burayı. Ama tabii iki şehir de güzel. Eğer siz de gelmek isterseniz ve bu iki şehri de görmek isterseniz kesinlikle üçüncü bir şehir planlamayın. Çünkü biliyorum Edam'a ya da Zanseşans'a da gitmek istiyor bu bölgeye gelenler. İkisi bir gün için gayet ideal. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.